Geçen hafta Beşli Çete'yi araştıralım dedik. Onu da reddettiler. Şimdi Beşli Çete'nin konuşulmasını yasaklıyorlar yeni bir kanun teklifiyle. Ve fiyatlar arttıkça artıyor. Şeker, bir kiloluk şekerin fiyatı baktım 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Ayçiçek yağı ve diğerlerini zaten hepiniz yaptığınız alışverişlerden biliyorsunuz. Vatandaş artık şeker ve ayçiçek yağını lüks tüketim maddesi olarak görüyor. Peki bunun karşısında önümüze gelen kanun teklifi ne? Şimdi Plan Bütçe Komisyonu'na Cuma günü bir yasa teklifi sunuldu. Tabii ki her zamanki gibi torba, hiçbir tahammül ve kural dinlenmiyor. Skandal maddeler var bu kanun teklifinde. Beşli çete demek yasaklanıyor artık. Vergi kaçıranlara yine af imkanı getiriliyor. Ve beşli çete diyen gazetecilere 3 ila 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyormuş. Söz konusu şirketlere yönelik güvensizleştirici ve itibarsızlaştırıcı ifade olarak belirttiği için. İtibarsızlaştırma ne demek ya? Güvensizlik ne demek? Beşli çeteye sizin dışınızda güvenen var mı? Bir avuç insan dışında onlara itibar atfeden var mı? Çöreklenmişler devletin içine, halkın vergileriyle yiyorlar da yiyorlar, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yemeye devam ediyorlar. Ve bu çete Türkiye yurttaşlarının üzerine AKP eliyle karabasan gibi çöktü. Şimdi bunlara özel yasa getiriliyor ve bu çete esas alınarak kanun teklifi getiriliyor ve üstüne üstlük vergi teklifleri de bu çete referans alınarak getiriliyor yine. Ve kamu ihale kanunu bu çete için kaç defa değiştirildi sayamıyoruz bile. Vergi afları, vergi istisnaları, vergi teşvikçileri bu çete referans alınarak düzenleniyor. Evet, çete yerine ne diyelim? Mahmut mu diyelim? Abbas mı diyelim? Ne diyelim ya? Çeteye çete diyoruz biz. Hırsıza hırsız diyoruz. Adı neyse onu söyleyeceğiz tabii ki.